Merhaba arkadaşlar evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Artık Mart, Nisan, Mayıs aylarına doğru gidiyoruz arkadaşlar. Mart ayı sonlarında başlayabiliriz çiçeklerde çoğaltım yapmaya. Şimdi tam zamanı e, kalonşo çiçeği, pembe telgraf görüyorsunuz gayet güzel. Ben bunun tüm dallarından kestim, eskiden kestim, köklendirdim yakın akrabalarıma hediye ettim verdim ve şimdi yine kestim ve dipten yeni güzel küçük küçük böyle dallar çıkartmaya başladı sizler de hemen çiçeklerinizden dallar kesip çoğaltabilirsiniz tam zamanı bardağı koyalı kaç gün oldu dört gün beş gün oldu arkadaşlar 4-5 günde tam köklenme olmayabilir ama yeni yeni köklenmeler başladı ben bunları toprakla buluşturacağım arkadaşlar ee, şu an her türlü bitkinin yılbaşı çiçeği kalonşu e, sardunyalar e, her türlü bitkilerinizi telgraflar çoğaltabilirsiniz kökten görüyorsunuz minimin yeni yeni kökler oluşmaya başlamış yine ama ben çok beklemeyeceğim İsterseniz bekleyebilirsiniz bir hafta 10 günde tam köklenmeler başlar e, ama beklemeden de toprakla buluşturabilirsiniz ben sizlere hem ee, artık dikim zamanını anlatmak ve nasıl dikeceğiniz nasıl bir toprakla köklendirme yapmanız gerekiyor hızlı köklensin ve çoğalsın istiyorsanız e, dikim sonrası ne yapmanız gerektiğini anlatıyor olacağım Umarım faydalı bir video olur Sizler için beğeni bırakmayı kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar teşekkür ediyorum bunu yapacak olan arkadaşlarıma hemen topraklarını hazırlayalım mini mini böyle köklenmeler başlamış ve topraklarını hazırladım. Torflu bir toprağım var. Köklenmede yardımcı olacak çiçeğimize. Sizler de torflu bir toprağınız varsa çok da güzel olur. Hemen onunla buluşturun çeliklerinizi arkadaşlar. Kalonço yapraktan çoğaltılır mı derseniz açıklama kısmına link bırakacağım. Çok güzel köklendiğini yavru verdiğini o videoda da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hemen toprakla buluşturdum. Azıcık sıkıştırıyorum şöyle kalonçomuzun diplerini ve diğer güzelliklerimiz bakın yeni yeni kökler vermeye başlamış. Bunları da şöyle toprakla buluşturalım. Kırdırmadan dikkatli bir şekilde toprak içerisine yerleştirip hafif hafif birazcık sıkıştırıyoruz. Köklenmeyen çiçekleriniz olabilir. Neden köklenmiyordur? Toprakla buluşturduktan sonra boğum kısmını dikmemişinizdir. Bakın boğum dibinden kök vermiş ama alttan kök vermemiş. Boğum dibinden kök vermeye başlamış. Hemen oradaki yaprağı kırdık ve yeniden toprakla buluşturuyoruz ve yerini hazırlayıp o şekilde buluşturun kök veren bitkinizi ki kırılmasın kökleri birçok arkadaşımız diktim ne oluyor ne ölüyor diyenler var onun sebebi işte çeliklerinize bom kısmı değil de orta boş çeliklerin olduğu kısımdan toprağa dikmişsinizdir o nedenle kök vermiyordur ve kök gelişip toprağa sarmayınca da yukarıdan ne yeni bir sürgün ya da yeni bir yaprak vermiyor bitkiniz. O nedenle böyle boğum kısmındaki yaprak ve vermiş orada oradan dal olur birçok bitkide kalın şu oda olduğu gibi oradan kesin dibinden o şekilde toprağa dikin çok hızlı bir şekilde kök verecektir son kalan da pet bardağı dikeceğim arkadaşlar hemen pet bardağı yine toprağın doldurup onunla şöyle bir sopayla yerini hazırlayıp toprağa dikim yapıyorum e, hızlı köklensin istiyorsunuz bu süreçten sonra havalar halen çok sıcak değil bunu yaz aylarında yapmayın tabii ki böyle ilkbahar ya da sonbaharda çiçek daldan çelikten çoğaltırken ya da yapraktan çoğaltırken sulamasını yapıyoruz hiç beklemeden çünkü toprağımız çok nemli değil sizler de bir miktar bu şekilde su verin ardından bir poşet alın arkadaşlar şeffaf poşet içerisine tepsisiyle geçirin ya da artık işte siz bir saksıysa bir saksısını Ekmek poşeti olur. Dolap poşeti olur. Şeffaf poşet içerisine geçirin. O şekilde e, açık alanda duruyor benimkiler. Ama sizler e, kapalı balkon olur. Ya da soğuk bir odanın aydınlık cam kenarı olur. Direkt sıcak odaya götürürseniz toprak ısınır. Bitki köklenmez çürür. Çok sıcak yere de sıcak ortamada koymayın arkadaşlar. İşte bu kadar poşeti geçirdik. Balkonda olduğu yerde kalacak. Şu elimde görmüş olduğunuz gibi sera oluşturmuş olduk. Oradan oluşan nem %70 %80 Iı, ne yakalamaya çalışıyoruz bu derecede bitkiler çok hızlı gelişir İşte yerminesi ve küpelilerimiz yıldız çiçeklerimizde köklenmiş durumdalar sizlerde tam zamanı şimdi dikip köklendirebilirsiniz arkadaşlar umarım sizlere faydalı olmuşumdur videomu faydalı bulduysanız lütfen beğeni butonuna basmayı halen kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar kendinize iyi bakın şu an bitkilerinizi çoğaltın. Yaza güzel bir balkonunuz olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.